Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte DJI Osmo Mobile 3 kutu açılımı ve ürün incelemesi yapacağız. Hadi isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Osmo Mobile 3'ü iki şekilde satın alabilirsiniz. Birincisi şu an incelemesini yaptığımız standart paket. İkincisi ise kutu içeriğinden bir adet tripod ve bir adet de taşıma çantası çıkan combo paket. Kutuya baktığımızda ön kısmında bir kullanma kılavuzu olduğu görülmekte. Hemen yan tarafında da kutunun içeriğinden bahsetmekte ve hemen altında da bir QR kod bulunmakta. Bu QR kod ile DJI Mimo'nun yazılımını indiriyorsunuz. İsterseniz Google Play veya Apple Store'dan da indirebilirsiniz. Şimdi isterseniz kutu açılımına geçelim. Kutunun içerisinden bir adet gimbalımız ve bir adet de kutu çıkmakta. Kutunun içerisine bakalım. Kutunun içerisinden bir adet bileklik, bir Type-C kablo ve 4 adet de pet çıkmakta. Ve burada da bir bez taşıma çantası bulunmakta. Evet. Gayet güzel. Benim bu gimbalı seçmemdeki özelliklerden bir tanesi de tabii ki taşınabilir ve katlanabilir olması. Gördüğünüz gibi bu şekilde katlanıyor. İsterseniz cebinizi de koyabilirsiniz. Diğer özelliği de tabii ki DJI marka olması. Ve ürünümüze artık yakından bakalım. Ön kısmında bulunan gövdeye baktığımız zaman bir adet joystick tuşumuz, bir adet M yazan mod tuşumuz, gimbalı hem açma kapamaya yarayan hem de fotoğraf modundayken fotoğraf çekmeye, video çekerken de video kayıt yapmayı sağlayan bir tuş bulunmakta. Hemen yan tarafına baktığımız zaman zoom tuşunun olduğunu görebilirsiniz. Bu tuş yardımıyla telefonunuzdan zoom yapabilirsiniz. Gimbal'ın sağ tarafına baktığımız zaman bir Type-C girişi var. Bu Type-C girişi ile cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Ve bir diğer giriş ise hemen üstünde bulunan USB giriş yuvası. Bu USB giriş yuvası ile telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Bir nevi gimbal'ınız powerbank görevi görmekte. Ve arkada bulunan tetik tuşu ile modlar arası geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bu tetik ile ilgili bilgiyi videonun ilerleyen bölümlerinde daha detaylı anlatacağım. Ve alt tarafına baktığımız zaman ise bir tripod giriş yuvasını görüyoruz. Öncelikle telefonumuzu gimbal'a koyarken ortalı bir şekilde koyuyoruz. Ve telefonun kamerası burada kırmızı ok yöne doğru bakacak. Telefonumuzu takıyoruz. Küçük bir ayar yaptıktan sonra gimbal'ı açıyoruz. Gimbalımızın teknik özelliklerinden bahsedecek olursak dünyanın en küçük gimbalları arasında yer almaktadır. 405 gram ağırlığında olup tek elle rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Gimbalın üzerine yaklaşık 240 gram ağırlığında bir telefon koyabiliyorsunuz. Bataryası 2400 mAh olup yaklaşık 2,5 saatte tam şarj kapasitesine ulaşabiliyor. Ve bu 2,5 saatlik şarj ile yaklaşık 15 saat gimbalınızı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bu sizin kullanmanıza da bağlı olarak değişebilir. Ayrıca çekim yaptığınız esnada telefonunuzun şarjı azalırsa gimbalınızı bir powerbank olarak da kullanabilirsiniz. Tabii ki bu gimbalınızın şarj süresini de azaltabilir. Yani şöyle bir şey de var. Telefonun şarjı olmadan da gimbalın da hiçbir anlamı olmuyor. DJI'nin de bu özelliğini bizlere sunması gayet hoşuma gitti. Ön taraftaki tetik mekanizmasından bahsedecek olursak gimbalımızı ayarını bozalım ve iki kere ard arda tetiğe bastığımız zaman gimbal kendini sıfırlıyor. Yani ilk halini alıyor. Tetik mekanizmasına basılı tuttuğumuz zaman ise gimbal sabit kalıyor. Yani kamera yönü tek bir bakış noktasına bakıyor. Bu şekilde hiçbir yere hareket etmez.
ve tetik mekanizmasına iki kere bastığımız zaman yalnız şöyle bir şekilde ilkini basıp ikincisini basılı tutuyoruz. O zaman ise spor mod aktif durumuna geçiyor. Yani gimbal'ı istediğimiz şekilde çevirebiliyoruz. Öteki türlü gördüğünüz gibi sabit olmuyor. Ve tetik mekanizmasına ard arda 3 kere bastığımız zaman ise telefonunuz selfie modundaysa arka kamera açılıyor. Eğer arka kameradaysa selfie moduna geçiyor. Yalnız şöyle bir durum var. Video çekerken videoyu durdurmanız gerekiyor bu tuş kullanmanız için. Ayrıca gövdedeki M tuşuna 3 kere ard arda bastığımız zaman cihaz kendini standby konumuna alıyor. Ve bu şekilde tekrar öndeki tetiğe 2 kere bastığımız zaman ise gimbal'ımız aktif hale alıyor. Onun dışında bahsedeceklerimiz bu kadar. Şimdi isterseniz dışarı çıkalım ve gimbal'ın nasıl bir performansı var ona bakalım. Bayağı güzel gözüküyor. Teknik özelliklerini anlattığımıza göre artık DJI Mimo uygulamasına geçebiliriz. Uygulamanın ayarlarına baktığımız zaman burada bir takip modu var ve takip moduna baktığımızda takip modunun farklı seçenekleri olduğunu görüyoruz. Hemen altında bulunan seçenek ise spor modu seçeneği. Hemen altındaki seçenek gimbalımızdaki zoom seçeneğini ayarlıyor. Hızlı mı zoomlasın, yavaş mı zoomlasın onu ayarlıyoruz. Joystick hızını bu seçenekten ayarlıyoruz. Yani joystick hızlı mı dönsün, yavaş mı dönsün? Joystick'imizi hareket ettirdiğimiz zaman serbest bir şekilde mi hareket etsin yoksa dikey veya yatay mı hareket etsin? Buradaki seçenek ise joystick'i hareket ettirdiğimizde ters hareket edip etmemesini ayarlıyoruz. Yani joystick'i yukarı ittirdiğimizde kameranın aşağı doğru inmesi gibi. Burada mod seçeneğini seçtiğimizde hızlı menü mü gelsin yoksa fotoğraf ve video arasında geçiş mi yapsın diye ayarlıyoruz. Burada da timelapse ve hyperlapse modları bulunmakta. Ayrıca story moduna geldiğimizde karşımıza çeşitli hazır şablonlar çıkıyor. Bu şablonları kullanarak güzel videolar yapabiliyorsunuz. Uygulamanın içerisindeki en beğendiğim özelliklerden birisi de yüz tanıma özelliği, yani active track özelliği oldu. Bu özellik ile gimbal'ınızı sabit bir yere konumlandırdıktan sonra karşınızdaki nesneyi kare içine alıyoruz ve active track özelliği devreye giriyor. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir takip etme sistemi var. Ve genel olarak yazılımdan bahsedeceğimiz de bu kadardı. Oldukça başarılı bir yazılıma sahip ve kullanımı gayet rahat bir gimbal olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Dışarıda bayağı bir çekim yaptım ama ağırlığını falan hissetmedim. Evet arkadaşlar, bir ürün incelemesi videosunun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca bana destek olmak için de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.